Arkadaşlar kanalıma mutfağıma hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Arkadaşlar bugün ne yapacağım? Bugün de et köftesi yapacağım. Yani anne köftesi yapacağım. Köfte için malzemelerimizi şöyle gösteriyorum sizlere. Burada 600 gram yağlı, yani orta yağlıdan biraz fazla kıymam var. Çünkü ben köftede yağlı kıymayı çok seviyorum. Daha lezzetli oluyor arkadaşlar. Burada bir tutam maydanoz, 4-5 diş sarımsak, dövülmüş sarımsak, bir adet yumurta, 2 yemek kaşığı pul biber, 1 tatlı kaşığı karabiber, 1 tatlı kaşığından biraz fazla tuz, bir tane de büyük boy soğanım var. Şimdi soğanımı rendeleyeceğim. Köftemin yapım aşamasına geçelim. Hep birlikte izleyelim. Evet arkadaşlar. Değerli takipçilerim. Şimdi malzemelerimi şöyle bir kenara aldım. Yoğurma kabımı önce soğanı rendeleyerek başlayacağım. Bismillahirrahmanirrahim. Evet arkadaşlar, soğanımı şöyle rendeledim güzelce. Suyunu sıkmıyorum arkadaşlar. Suyuyla soğanı sıktığımız zaman besin değeri tamamen ölüyor. Böyle daha lezzetli oluyor. Bu şekilde yapıyorum ben. Evet, şimdi kıymasını alıyorum. Gördüğünüz gibi kıyması bayağı yağlı. Dediğim gibi ben yağlı kıyma kullanıyorum köfteye. Gerçi ben bütün yemeklerimde yağlı et kullanıyorum. Yağlı et daha lezzetli oluyor. Buradaki dövülmüş sarımsağımı da ekliyorum. Yumurtasını ekliyorum bir adet. Baharatları dediğim gibi 2 yemek kaşığı pul biber. Acı pul biber arkadaşlar. Acılı seviyorum. Bir de siz istediğiniz kadar kullanabilirsiniz. Damak tadınıza göre artırabilirsiniz, azaltabilirsiniz, çoğaltabilirsiniz. Karabiberini, pul biberini. Sevgili izleyicilerim. Evet, maydanozunu doğramamıştım. Onu da doğrayalım. Evet değerli takipçilerim. Köftemin maydanozunu da ekledikten sonra şöyle gösterelim. Şimdi köftemi yoğurmaya başlıyorum arkadaşlar. Bismillah. Ben bu köfteyi yoğurduktan sonra 1 saat buzdolabında bekleteceğim arkadaşlar. O zaman köfte daha lezzetli oluyor. Herkes köfteyi farklı farklı yapıyor. Biliyorsunuz ben de bu usulden yapıyorum. Umarım beğenirsiniz. Arkadaşlar bu arada her gün akşamları saat 8'den sonra canlı yapmaya çalışıyorum. Saatlerim düşük. Komşum doldu ama saatlerim düşük. Saatlerimi doldurmak için canlı yapıyorum. Canlıma herkesi beklerim. Gelen arkadaşların da eli boş dönmeyecek arkadaşlar. Akrabalarımdan çok katılanlar oluyor. Canlıma gelen arkadaşlara hepsi de komşu oluyor. İsterseniz buyurun gelin. Size de bolca komşu gönderelim. Evet değerli takipçilerim. Köftemi iyice yoğuruyorum. Köfte ne kadar iyi yoğrulursa arkadaşlar baharatlar o kadar içine iyice siner. Daha lezzetli olur köftemiz. Bayağı yoğuruyorum. Öbür eldivenim bitmiş. Bu eldivenle de biraz zorlandım tabii ki. Evet, bu kadar benim için yeterli. İyice tuttu. Şimdi bunu iyice streçle saracağım arkadaşlar. Buzdolabında 1 saat bekleteceğim. Yapım aşamasını da yine sizlerle birlikte olacağım inşallah. O kadar güzel oldu ki arkadaşlar. Şimdi köftemin üzerine
Streç filmle de kapatıyorum. Şöyle. Buzdolabına kaldırıyorum arkadaşlar. Evet değerli takipçilerim. Köftemi bir saat dinlendirdikten sonra buzdolabında. Şimdi yapım aşamasına geçelim. Şeklini verelim arkadaşlar. Bismillahirrahmanirrahim. Evet. Ben bu şekilde yapıyorum arkadaşlar. Yuvarlak bazen halka şeklinde yapanlar da oluyor. Ama ben bu şekilde yapıyorum. Şöyle tabağımı alıyorum. Arkadaşlar köftemi bir saat dinlendirdikten sonra dolaptan. Şimdi aldım. Şeklini verelim. Bismillah. Ben bu şekil yapıyorum arkadaşlar. Şöyle tabağıma alıyorum. Köftelerimin hepsine de aynı şekil verdikten sonra kızartma aşamasına geçeceğim. Evet arkadaşlar, köftelerimin hepsini de aynı işlemi yaptıktan sonra bitmek üzere. Bundan sonraki aşaması kızartma. Evet, ben bu şekilde yapıyorum arkadaşlar. Halka şeklinde yapan arkadaşlar da var. Onlar da güzel oluyor tabii ki. Şöyle alalım. Evet. Köftelerim bu şekilde. Arkadaşlar, kızardırken de yine sizlerle değerli olacağım. Takipçilerim, köftelerimi kızartmaya başlayacağım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi köftelerimi yapıp hazırlamıştım. Şimdi önce biraz acı ve tatlı biber kızartacağım. Şöyle tavama alıyorum onları da. Köfteden sonra kızarttığım zaman çok etrafa sıçrıyor arkadaşlar. Onun için önce kızartacağım biberlerimi. Ocağımın altını açıyorum biraz. Üzerine de şöyle bir aparat koyalım sıçramasın diye. Evet. Aşama aşama sizlere yine döneceğim. Köftelerimi kızarttığımda hep birlikte izleyeceğiz. Evet sevgili takipçilerim. Kızaran biberlerimi şöyle tabağıma alıyorum. Kırmızıların biraz kızarmasını istiyorum. Köftelerimi de tabağıma aldıktan sonra biberlerimi pardon. Şimdi köftelerimi alıyorum tavama. Şöyle yerleştirelim. Kıyma yağlı olduğu için arkadaşlar tavaya yağını az koydum. Yeterli olmazsa biraz daha ekleyebilirim.
Şimdi köftelerimiz kızarsın bakalım. Bir sokalım. Evet arkadaşlar, biberlerimi kızarttıktan sonra şimdi et köftelerimi de tavama aldım. Bunları da kızartacağım. Yine aralıklarla sizlere döneceğim inşallah. Şöyle bir yerleştireyim hepsini de. Değişik değişik isimleri var arkadaşlar bu köftenin. Anne köfte de deniyor. İnegöl köfte de deniyor. İzmir köfte de deniyor. Herkes kendine göre bir isim bulmuş. Evet, biberlerin köftelerim kızarsın bakalım. Biberlerim de çok güzel kızardı. Şöyle alalım. Burada da tarhana çorbası yaptım arkadaşlar. Bunun çekimini yapmadım. Daha önce tarhana çorbası yapmıştım. Köftenin yanına tarhana çorbasını çok yakıştırıyorum ben. Evet sevgili takipçilerim, köftelerim kızarmaya devam ediyor. Şöyle çevirdim altını üstüne. Evet köftelerim kızardı arkadaşlar. Şöyle tabağıma da alıyorum. Az sonra sizlere sunumunu yapacağım. Değerli takipçilerim, köftemin şöyle sunumunu da sizlere yaptım. Son halini de gösteriyorum arkadaşlar. Umarım beğenirsiniz. Arkadaşlar bugünkü videom da bu kadardı. Başka bir videoda buluşmak üzere. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.